Merhabalar arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle seste ve görüntüde bir sıkıntı var mı? Seste, görüntüde sıkıntı var mı? Lütfen çete yazarsanız sevinirim. Sesim geliyor değil mi? Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dönüt verin. Evet, güzel. Nasılsınız öncelikle? Nasıl gidiyor LGS sürecimiz? Fen dersini seviyor muyuz? Yapabiliyor muyuz? Güzel. Şimdi öncelikle ben Feyza Hoca. Güzel bir ders olacak. Bu derste neler yapacağız? Biliyorsunuz ki yazılı haftamız geliyor gelmek üzere haftaya başlayacak. Evet denemelerde altı yanlış. Şu an için biraz kötü gibi. Şimdi biliyoruz ki yazılı sınavlarımız başlayacak. Yazıllar için şöyle fen birinci ve ikinci ünite genel bir tekrarla. Yazılıda bize neler gelebilir? Nasıl sorular karşımıza çıkabilir? Bunlarla ilgili güzel bir ders yapacağız. Şimdi tanıtım dersi olduğu için birçok kişi geldi. Burada şunu söyleyeyim: Bu dersi dinleyip sonrasında kayıt olmak isteyenlere yüzde onluk bir indirimimiz vardır. 16'ya 4. Çok güzel. Adını okuyamasam da. Onun dışında evet. Şimdi fen, fen'i sevmiyorum, fen'i yapamıyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Hemen başlayalım isterseniz kısaca. Ders sonunda da yine tanıtım gibi Evet yine şu an grubumuzda bir mesaj var. Linke tıklayarak da indirimlerden yararlanabilirsiniz. Bu dersi dinlediğimiz için %10'luk bir indirimimiz var. Yine detaylı bilgi almak için de link üzerinden bir ilerleyiş sağlayabiliriz. Haydi bakalım. Peki fen netlerimiz denemeleri bir öğrenmek istiyorum. Kaç geliyor? 20'de 20. 19, 18 neler var? Bir öğreneyim. Eslem güzel. 18'deki İsmail çok güzel. Zaten ilk iki ünitemiz kolay değil mi? Herkes yapabiliyor. Şimdi haydi bakalım o zaman 17 3 güzel Nisa 16 gayet güzel. En düşük 15 en yüksek full güzel. Aferin Asya. Medom güzel kızım. Evet şimdi hazırsak başlayalım. Bize sınavda nasıl sorular gelebilir? Haydi bakalım. Çet sendeyim. Bu tarih hangi tarih? Söyle bana. Mevsimler ve iklimle başladık. Bu tarih hangi tarih? İstersek bir hatırlasak mı tarihleri? 4 tane önemli tarihim vardı. Peki birkaç kolay sorularla başlayayım ben o zaman. Dünyamızın şekli neydi chat? Haydi sendeyim. Dünyamızın şekli. Neydi? Bilmiyor mu ya bu kadar kişi? geoit Geoit ne demekti? Kutuplardan baskın, ekvatordan şişkin hali idi. Dört tane tarihim vardı. 21 Aralık, 3 ay ilerledim 21 Mart, 3 ay ilerledim 21 Haziran ve 3 ay gittim 23 Eylül. Şimdi genellikle bu tarz sorular geliyorsa bana ya şu kesiti verecek, güneş ışınları bu taraftan gelecek veya yine benzer bir soru gelirse güneş ışınları buradan gelecek. Şimdi baktığımız zaman güneş ışınları bu taraftan gelmiş. Demek ki diğer üç tarihim burada. E bu tarih hangi tarih? 21 Haziran. O halde 21 Haziran A şıkkına bakıyorum. Kuzey yarım kürede hangi mevsim? Şimdi eğer biz 4 mevsime, 4 özel tarihteki mevsimleri karıştırıyorsak ne yapacağız? Türkiye'yi baz alabiliriz. Referans noktam benim için Türkiye. Şimdi Türkiye hangi yarım kürede bulunuyor? Kuzey yarım küre. O zaman o aylar ben Türkiye'de ne yaşıyorum? Bunu düşünürsek daha kolay olacak. Şimdi Haziran geldi mis gibi. Ne oluyor? Okullar kapanıyor. Tatil başlıyor. Ne tatili? Yaz tatili. O zaman şunu söyleyebilirim. Türkiye gibi kuzey yarım kürede bulunan ülkelerin tamamı 21 Haziran itibariyle hangi mevsim yaşıyorlar? Yaz. Peki güney yarım küredekiler ne yaşayacaklar? kış başlangıcı olacak o tarihte. Peki diğer soru. Mesela şunu merak ediyorum. Gündüz süresi uzun, gece süresi kısa şöyle böyle. Bir sürü 8 tane madde var. Peki bunları karıştırıyor muyuz chat? Onu bir öğreneyim. Ona göre biraz daha detaylı anlatacağım, kısa yol vereceğim. Zaten dersleri nasıl işliyorum? Tekerlemeler, oyunlar, anahtar kelimeler. Çok güzel. Geçen seneden de birçok öğrencimiz zaten. Yüzde birlik dilimde idi. Evet, haydi bakalım. Şimdi gündüz süresini uzun istiyorum. Gündüz süresi nasıl uzun olsun? Şöyle düşün. Yazın mı hava erken kararır, yoksa kışın mı? Yazın nedir? Herkes cıvıl cıvıldır, dışarı gider, gezer, tozlar, eğlenir. Ama kışın havalar erken kararır. İnsanlar evdedir çoğunlukla. Çok yapacak bir şey yoktur, aktivite olarak. O zaman demek ki yazın herkes cıvıl cıvıl. Yaz gördüğüm zaman aklıma ne gelecek? En uzun gündüz. Çünkü yazın günler uzun. Cıvıl cıvıl ortalık. Ama kışın daha soğuk. Demek ki geceler uzun, gündüzler kısa. O halde bana demiş ki gündüz süresinin uzun olduğu dönenceyi istemiş. Gündüz ne zaman uzundu çet? Yazın. Yaz nerede? Kuzeyde. O zaman kuzey yarım küre. Peki kuzey yarım küredeki dönence ne? Hemen hatırlayalım bu dünya. Dünyayı ortadan ikiye ayıran, kesen, hayali çizginin ismi neydi? Ekvatordu. Şimdi iki tane dönencem var. Yengeç ve oğlak. Eğer karıştırıyorsak bu iki dönenceyi. Y. Ye, yengeçin Y'sinden aklıma gelsin. Yukarı. Yukarıdaki dönencenin ismi nedir? Yengeç dönencesi. Aşağıdaki ise zaten iki dönencem vardı. Kalan ise oğlak olmuş oluyor. O zaman sorumun cevabı gündüz süresinin uzun olduğu kuzey yarım küre. Çünkü yaz yaşıyordu. O zaman yukarıdaki dönence ne diyeceğim cevap olarak? Yengeç dönencesi diyeceğim. Devam ettim. Şimdi hazırladığım yazılı çalışma örnek soruları bir kısmı Meb'in paylaştığı sorular hatta tamamı bir kısmı kalanları da ben yazdım. Şimdi iklim ve hava olayları farklarından 3 tane yazın demiş. Biz biraz daha artıralım. İklimi ben buraya yazmak istiyorum. Hava olaylarını da buraya. Haydi chat sendeyim. Şimdi iklim ne kadar süre gözlemlemem lazım da o bölgeyi? Ne kadar süre gözlemleyeyim? Eslem güzel. Çok güzel Senacığım. Çok güzel çiçeğim. Şimdi aferin chat çok güzel geliyor. Dönüt verirseniz daha güzel ilerleriz. Şimdi iklime geldim. İklim 35-40 yıl gözlemleniyor. Peki ben bir bölgeyi kaynaklarda 30 ila 50 arası gelir hepsi kabul. 35-40 yıl bir yeri gözlemliyorsa o sonuçların tahmini olma olasılığı var mı? Hayır, kesindir. Hava olayları ise günlük, haftalık raporlar olabilir. Peki ben atıyorum dışarı çıkacağım. Hava durumuna baktım telefondan, yağışlı gösteriyor. Peki o gün yağmur kesinlikle yağar diyebiliyor muyum? Veya bakıyorum yağmurlu göstermiyor. Ama gün içerisinde yağmur gözlenebilir mi? Evet çok güzel Sena. Çünkü hava olayları tahminidir. Kesinlik içermez. Bakarım güneşli der yağmur yağar. Yağmur yağacak der yağmur yağmaz. Zaten hayat içerisinde olduğu için bunları az çok çıkarırız. Çok güzel. İklim geniş alandır. Mesela Türkiye'de en çok görülen iklim tipi hangisi chat? Türkiye'de en çok görülen iklim tipi. En çok karasal. Mesela karasal iç Anadolu'nun çoğu kısmı yukarılara doğru çıkıyor. O zaman geniş alan. Ama ben dersem işte şu A bölgesinin hava durumu, hava sıcaklığı dersem daha küçük. O yüzden hava olayları dar alandır. Mesela bu bir mahalle ise bu bölgedir. Devam edelim. İklimi inceleyen bilim dalı. Haydi chat sendeyim. İklimi inceleyen bilim dalı. İklimi inceleyen bilim dalı. Neydi? Klimatoloji. İnceleyen kişi ise harikasın chat. Klimatolog. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı meteoroloji. İnceleyen kişi de meteorolog diyebilirim. Peki son farkına bakalım. Daha bir sürü fark var ama hadi son iki tane yazalım. Şimdi iklim kesin sonuçlar içerdiği için değişkeni az mıdır çok mudur chat? Değişken az mı çok mu? Çok güzel değişken azdır. Çünkü kesin sonuçlar çok küçük minimal değişimler olur. Ama hava olayları değişkeni çok fazladır. Son maddemizi verelim. Ben bir bölgenin bir yerin iklimini tarif etmek istiyorum. Hangi kelimeleri kullanırım? Evet hadi chatte şöyle bir aksın ya bir göreyim size. Canlanın. Bir yer iklimini tarif etmek istiyorum. Kurak, ılıman, soğuk, sıcak, sert bir sürü kullanabilirim. Peki hava olayları dediğim zaman ne derim? Aklına direkt hava durumu gelsin ya telefondan. Yağmurlu, güneşli, parçalı bulutlu, gök gürültülü, rüzgarlı, sisli birçok kelime kullanabilir. Evet, burası da tamam. Bir sonraki soruya geldim. Şifremiz var. Nedir şifremiz? Kedi gene. Neydi kedi gene? Büyükten küçüğe sıralayalım. K nedir? En büyük yapı. Burası en büyükten hatta şöyle yazayım. karmaşıktan basite sıradır. Çok güzel. K kromozomdur kromozomlar X'e benzer yapılardır. Değil mi? Bir sonraki DNA. Nedir DNA chat? DNA. DNA'nın açılımı deoksiribo nükleik asittir. DNA'nın iki özelliği var. Nedir bu? Çift zincirlidir. Aynı zamanda sarmal bir yapıya sahiptir. Merdiven gibi düşünebiliriz. Devam ediyorum. G. Nedir? Gen. Ne ise nükleotit. Nükleotit. Peki, şimdi DNA'nın iki tane birimi var. İki tane. Peki DNA'nın iki tane birimi varsa, DNA'dan küçük yapılardır. Çünkü DNA'nın birimi DNA'dan daha ufak olması lazım. O halde ya gen olacak cevabım ya da nükleotit. Şimdi DNA'nın görev birimi, DNA'nın yapı birimi karıştırıyorsak, DNA'nın görev birimi diyeceğim bak görev birimi. G'den aklıma gelsin. Görev birimi nedir? Gendir. Tamam. Görev birimi gen. Zaten iki birimi var. Bir yapı birimi bir de görev birimi. DNA'dan küçük iki yapı varsa cevabım ya gendir ya nikleotit. Görev birimi G'den aklımda tutuyorum gen. O zaman yapı birimi ne kalıyor geriye? Nikleotit. Çünkü DNA'nın en küçük yapısı, en ufağı nedir? Nikleotit. Hemen baktım dört numaraya. Dört numara nedir chat? Kromozomu yazdım. Ya gen cevabım ya nikleotit ya da DNA. Gendir. Evet. Gen nedir aslında? Anne babamızdan bize aktarılan kalıtsal bir özellik miras diyebilirim. Nasıl? Saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu, kan grubu, ten rengi, ne bileyim hayvanlarda kürk rengi, çiçeklerde çiçek rengi, tohum rengi, tohum şekli, tohum zarfı birçok özellik vardır. Peki genler ne üzerinde bulunuyor? Bakıyorum 2 numaralı yapı DNA. Bu küçük olanlar ise nedir? Nikleotitlerdir diyebiliriz. Nikleotit yapı birimidir. Gen görev birimidir. Nikleotitler birleşir geni meydana getirir. Gen çift zincirli sarmal olan yapı DNA üzerinde bulunur. DNA'da kısalır kalınlaşır. Aslında şu kromozom içerisinde ne vardır? Çift zincirli sarmal olan yapı. DNA vardır. DNA da kısaldı kalınlaştı. Dışarısına bir de protein kılıf geçirdim özel. Neye dönüştü? Kromozom olmuş oldu. Var mı burada sıkıntı anlaşılmayan bir yer? Yoksa geçiyorum. Güzel. Haydi bakalım. Şimdi nükleotidin yapısı var. Nükleotit. Bir numara ile gösterdiğim yuvarlak P harfi. İki numara D harfiyle gösteriyorum. Beşgen bir şekli var. Üç numaraya da şöyle bir şekil çizmiş olayım. Şimdi bunlar neymiş? Tek tek ilk önce hatırlayalım. Bir numara P dediğim şey nedir? Fosfat. İki numara beşgen olan şeker. Deoksiriboz şekere veya beş karbonlu şeker diye karşımıza çıkar kaynaklarda. Üç numara ise organik bazlarımdır benim. Organik bazlarım dört çeşittir. Adenin A, timin T, guanin G ve sitozin de C olacaktır. Şimdi demiş ki 1, 2, 3 ile gösterilen yapıların adlarını yazınız. 1'e baktım. 1 nedir chat? Haydi sendeyim yazıyorsun buraya. 1 numara. Fırıl dışında kimse bilmiyor mu bunu? <laughs> Nerede full yapanlar? Evet bir numara nedir? Organik bas. İki numara baktım. Yuvarlak. Bunun asla yeri değişmiyordu. Yuvarlak olan neydi? Aferin sana. Fosfat. Üç numaraya geldim. Beşgen şekil. Ne geldi aklıma? Harikasınız. Şeker veya deoksiriboz şekeri diyebilirim. Peki haydi beş şıkkına cevap verin. Bütün nükleotitlerde aynı olan. Hepsinde aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü başka çeşidi yok. Aynı olmak zorunda. Kaç numaralı yapılar diyeyim ben buna? Cevap olarak çok güzel. 2 ve 3 yani şeker ve fosfat. Bir numara ise baz. Bulunduğu nükleotide neyi veriyordu? Adını veriyordu. İnsanların bu kadar çeşitli olmasının sebebi aslında bu nükleotitlerin dizilişiydi. LGS sürekli üzerinde duruyor. Zaten dersleri nasıl işliyoruz burada? Şimdi atıyorum ben birinci ünçeyi anlatıyorum. Tamam. Anlaşılmayan bir yer varsa ünite bittikten sonra tekrardan toparlıyoruz. Ardından yeni nesil çıkmış sorular doğru yanlış test boşluk doldurma aklınıza gelebilecek her türlü soruyu çözüyoruz. Ama lgs sorularını veya lgs'ye yakın gelebilecek sorular üzerine duruyoruz. Ardından bir oyunla dersimizi sonlandırıyoruz rutin bu şekilde devam ediyor. Konu anlatıyorum. Anahtar kelimeler veya LGS ne sorar, onların üzerine kısa bilgiler veriyorum. Zaten tık 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 oturuyor ve çok güzel bir şekilde ders ilerliyor. Hayır çiçeğim. Tüm dersler var. Sadece bu tanıtım dersi fen üzerine olduğu için bu dersi dinleyenler üzerinden yüzde onluk bir ekstra indirim daha uygulanacak. Detaylı bilgi almak için yine link atıldı gruba. Yine arayıp da diğer bilgileri de öğrenebilirsiniz. Tamam. Normalde tüm dersler var. Devam ettim. Hatta bu dersin sonunda yine size bir oyun oynatayım. Öğrendiklerimizle ilgili. Şimdi bu ders tanıtım dersi olduğu için normal konu değil de yazılı haftamıza yaklaştığı için yazılıya örnek sorular genel olarak da zaten görüyorsunuz. Mesela bu soru bu şekildeydi ama ben yine Nikleo için yapısına girdim. Veya atıyorum ilk soru sadece bu şekildeydi ama ben yine bu dört tarih üzerinden anlatım yaptım. Yani tanıtım dersi olduğu için biraz daha genel yüzeysel konu anlatımı aynı zamanda yazılıda gelecek sorulara da bakıyoruz ki zaten başta başına bir konu idi. Devam ettim bir sonraki soru. Kalıtım yapamıyorum diyen var mı? Yapamıyorsanız, zor geliyorsa doğru yerdesiniz. Kalasım yapamıyorum, anlamıyorum, karıştırıyorum, çaprazlamayı veya genotip fenotip belirleyemiyorum diyen var mı? Yok galiba. Harikasın o zaman. Demiş ki mor beyaza baskındır. Tamam hocam mor baskındır beyaz. Baskın genler büyük harflerle gösterilirdi. Çekinik genler küçük harflerle. Benden istediği şey melezle beyazı çaprazlama. E, melez zaten çok kolay. Nasıl yazıyorum? Büyük A küçük a. Beyaz çiçek. Bana e, hocam genotipini söylememiş saf mı, çekinik mi, baskın mı, melez mi ne olduğunu e, zaten beyaz diyorsa ve beyaz çekinik bir gense tek bir ihtimali vardır. O da büyük A büyük a. Çok güzel senem. Şimdi devam edelim. Haydi bakalım. Çaprazlayalım. Birinci ile birinciyi getirip yan yana yazıyorum. Büyük A küçük a. Şimdi buradaki birinciyle ikinciye gidiyorum. Yani birinciyle ikinciyi getirip yan yana yazıyorum. Büyük A küçük A. Devam ediyorum artık bununla işim bitti sıra ikinci de. İkinciyle birinciyi getirip yan yana yazdım. Ve ikinciyle ikinciyi getirip yan yana yazdım. Şimdi normalde atıyorum sana deseydi beyaz olma oranı veya şu olma oranı gayet kolaydı. Ama şimdi biz daha yeni öğreniyormuşuz gibi varsayalım. Tek tek genotipleri yazacağım. Zaten kaç tane genotipim var? Büyük A büyük A olabilir melez olabilir veya saf çekinik olabilir. Fenotüpe geldiğim zaman soru bana mor ve beyaz çiçek dediyse o zaman dış görünüşü ya mordur ya da beyazdır. Bildiğim her şeyi yazdım. Sıra geldi yüzdeleri bulmaya. Şimdi. Harikasın Eslem. Büyük A, büyük A. Saf baskın hiç geldi mi? Hayır. O zaman yüzde sıfır. Melez kaç tane geldi Çet? İki tane. Dört yavrudan ikisi. 25 ile genişletirsem cevabım %50. Saf çekinik gelme yüzdesi yine %52 bölü 4'ten. Şimdi geldim fenotipli oranlarını bulmaya. Haydi bulalım. Bakalım şimdi birincinin genotipi melezdi. Yani mor aleli de var ama bakıyorum beyaz da var. Peki bunun fenotipi yani dışarı yansıyan yani dış görünüş fiziksel özelliği nedir dersem yarısı mor yarısı beyaz mı? Hayır burada ne devreye giriyor? Baskınlık çekiniklik durumu devreye giriyor. O halde mor baskın olduğu için bunun genotipi ve bunun genotipi mordur. Beyaz, beyaz 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 bu ikisi de beyazdır. Yine 2 bölü 4 o zaman mor olma ihtimali de beyaz olma ihtimali de 2 bölü 4'ten 25 ile genişletirsem %50 cevabına ulaşırım. Var mı problem anlaşılmayan bir yer? Lütfen anlaşılmayan, kafanıza takılan bir yer varsa sorun arkadaşlar. Seve seve cevaplarım. İlerliyorum. Mutasyon, modifikasyon, adaptasyon çok fazla karıştırılır ama hiçbir zorluğu yoktur. Benim birkaç anahtar kelimem var. Onlarla tüm aklınıza gelecek soruları çözersiniz. Şimdi dağda yetişmiş ovada sana bir kere dağda ovada işte sıcak soğuk ışık var yok toprak şöyle toprak böyle biri asit biri bas. Sana iki şey söylüyorsa bu nedir direkt ne örneğidir? Modifikasyon bitti. Adaptasyon değil. Mesela diyorum ki tatile gittim bronzlaştım döndüm tekrar tenim eski rengini aldım. Spora başladım kaslarım gelişti e, spordan Buru bırakırsam söner. Veya dağda yetiştirirsem kare indiba bitkisini kısa olurken ovadaki uzun olur. Veya Himalaya tavşanının kürküne buz koydum, siyah oldu, çektim, beyaz oldu. Çuha çiçeği düşük sıcaklıkta farklı, yüksek sıcaklıkta farklı. Eğer sana iki faktör, ışık var yok, sıcaklık var yok, işte nem var yok, basınç var yok. iki farklı faktör söylüyorsa bunun cevabı nedir? Modifikasyondur. Evet. Şimdi dağda ve ovada nedir aslında? Bulunduğu bölge yani toprak yapısı olabilir. Devam ettim. Şimdi mutasyon, modifikasyon farkları. Sana milli eğitimin hazırladığı bir soru. 6 tane kart vermiş modifikasyonları buraya mutasyonları buraya yazacağım. Mutasyonlar. Ne değişiyordu mutasyonda? Yenin yapısı tamamen değişiyordu. D. De. Peki genin yapısı tamamen değiştiği için birey dönebiliyor muydu? Hayır. Mesela bir birey radyasyondan dolayı albino oldu. Ben radyasyon faktörünü ortadan çekersem birey dönebilir mi? Hayır. Ama atıyorum bir çoğu bitkisini ben düşük sıcaklıkta farklı renkse yükseğe koyduğum zaman değişebiliyor. Çünkü birey dönebiliyor modifikasyonda ama mutasyonda böyle bir şey söz konusu değil. Onun dışında Gen işleyişi nerede değişiyordu? Modifikasyon. bir genle dönüyordu. Kalıtsal değil. Atıyorum. Kas yaptım. Kaslarım var. Çocuğum benim kaslı mı doğuyor ben kaslıyım diye. Veya ben tenim bronz diye bronz mu doğuyor? Hayır. Bu örnek uç bir örnek ama tüm öğrencilerin aklında kalıyor. O zaman kalıtsal değildir modifikasyon. Neden? Çünkü ben kaslıyım diye çocuğum kaslı doğmuyor. Ama mutasyon kalıtsaldır. Fakat nasıl kalıtsaldır? Üreme hücresindeyse. Çünkü biliyorsunuz döllenme de sperm ve yumurta yani üreme hücresinden geçmesi lazım. Eğer mutasyon bir bireyin vücudunda ise o bir alt nesle geçemez. Yalnızca o bireyin kendisini ilgilendirir diyebiliriz. Kaktüslerin diken şeklinde yaprakları. Kaktüslerin yaprakları neden diken şeklinde? az çünkü nerede yaşıyor? Çölde. E çölde su yok. E çok sıcak e, kaktüsün terleme bir suyu boşaltması lazım. Ne yapıyor o da? Küçük dikenleri var az terlesin diye. Çünkü ne yapmış kaktüs? O ortam koşullarına adapte olmuş yani uyum sağlamış. Veya penguenlerin yüzgece benzer kanatları. Ne yapıyor? Çok hızlı yüzüyor. Deve kuşların çok güçlü uzun bacakları var. Neden? Çok hızlı koşuyor. Avcısından kaçıyor. Avını kolay yakalıyor. Bunun temel sebebi nedir? Adaptasyon diye biliriz. Mesela deve en çok örnek deve üzerinden gelir. Develer çölde yaşıyor. E, su yok ne yapıyor? Bir hörgücünde su depoluyor. E, çok fazla kum var. Göz kapakları kalın. Kirpikleri uzun. Kum girmesin diye. Veya ayak tabanları geniş daha kolay yürüyebilsin diye. Veya çöl tilkisi, çöl faresi, çöl tavşan. Üçü de çölde yaşıyor. E çöl çok sıcak. Mesela onların kulakları, kuyrukları çok uzundur çünkü ter daha fazla olsun diye. Veya nilüfer bitkisi direkt suyun üzerinde ve kocaman bir yaprağı var. Neden zaten suyun üzerinde e geniş yapraklı olması daha çok su çıkışını sağlar. Ama neden kaktüste diken diken ince yapraklar var? Çünkü sıcaksa bulunduğu için. Geldim bir sonraki soruya. Şimdi soru kökünde diyor ki olası genotip. He olası genotip diyorsa şöyle bir şey var. Demek ki tek bir çaprazlama yok. Bana demiş ki uzun kısaya baskındır. Tamam hocam uzun baskındır kısaya. E baskın genleri ben büyük harf kısaları küçük harf ile gösteriyordum. Okey sıkıntı yok. Demiş ki uzunla kısayı çaprazla. Uzun çarpı kısa uzun çarpı kısa. Şimdi neden iki ihtimal var? Çünkü uzunun iki ihtimali var. Uzun büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da değil mi? zaten olası genotipler demiş. Küçüğün kısanın tek bir ihtimali var o da saf çekinik olacak. Haydi çaprazlayalım. Birinciyle birinci ile ikinci, birinci, ikinciyle birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci. Zaten bu saf çekinik, bu saf baskın. bu da saf çekinik olduğu için dört yavrumda da melez gelecek değil mi? Hatta ne derim? Yüzde yüz melezdir genotip olarak. Fenotip olarak da yüzde yüz uzun derim. Geldim diğer çaprazlama. Az önce yapmıştık aslında. Büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük, küçük küçük. Genotipleri şöyle yazarsam %50 melez gelir, %50 de saf çekinik gelir. Fenotipleri de aşağı yazarsam bu ikisi uzundur %50, bu ikisi de kısadır %50. Zaten artık bir süre sonra çaprazlama yaptıkça ezberliyorsunuz. Saf baskınla saf çekinik daima %100 gelir. Melezle ve saf çekinik 4 oranda %50 gelir. En çok çapraz zamanın geldi, e, oranların geldiği yer ise 2 melezi. Bu 75'e 25 oranın gelecek. Var mı problem? Anlaşılmayan bir yer? Geçiyorum o halde. Hangisi adaptasyon değil? Adaptasyon ne demekti? Bulunduğu ortam koşullarını ayak uydurması. Deve çölde ise ona göre bir vücut uzuvlarının gelişmesi lazım. Veya kutuptaysa kutup ayıları neden kürk rengi beyaz, boz ayıları kahverengi? Çünkü kutupta ne yapıyor? Kamufle olmak için. Deve kuşlarının güçlü uzun bacakları var adapte olsun diye. Penguenlerin yüzgeç gibi kanatlarını kullanıyorlar. Veya kaktüsün diken şekilde yaprakların olması üç de nedir? Adaptasyon yani çevreye uyumdur. Fakat arı sütüyle beslenen dişi yavruların kraliçe arı olması. Arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluyor, polenle beslenirse işçi kısır arı oluyor. İki faktör var. Ne geldi aklıma direkt? Modifikasyon. Hangisi adaptasyon değildir diyor? Üçüncüsü çünkü o modifikasyondur. Evet yine bir tarih verilmiş bana. Hangi tarih? Hemen yazıyorum. 21 Aralık. Kuzeyde ne yaşanır? Kış. Güneyde ne yaşanır? Yaz. Bitti soru. Zaten yeni e, sisteme göre sınavlarınız açık uçlu. Bence fen sizi çok zorlamaz. Geldim. X'e benzer yapı kromozom. DNA üzerindeki anlamlı parçaları aynı zamanda görev birimi gen. En küçük yapı aynı zamanda yapı birimi nikleotit ve çift zincirli sarmal olan yapı DNA açılımı da deoksiribo nükleik asit edi. Devam ettim. 1, 2, 3 yazın demiş. Hemen 1'e ne yazıyorum? Fosfat. 2'ye ne yazıyorum? Şeker. 3'e G vermiş. O zaman bu nedir? Guanin bazıdır. Üçlü yapı nedir? Guanin nikleotidi diyebilirim. Geldim bir sonraki soru. Mutasyonlar eğer üreme hücresindeyse nasıldı? Kalıtsaldı. Mutasyonlar Bire eski haline dönebiliyor muydu? Hayır. Mutasyonlar yeni neyi değişiyordu? Yapı tamamen değiştiği için eski haline dönemiyordu. Modifikasyonda gen işleyişi değişiyordu. İşleyiş kısa süre değişip eski haline dönebiliyordu. Mutasyonlar kalıtsal mıydı? Değildi. Mutasyona sebep olan faktörler alkol, sigara, uyuşturucu, ateşli hastalıklar, kimyasal maddeler, antibiyotik civa, zararlı ışınlar, X ışını, gama ışını, radyasyon gibi modifikasyona sebep olan faktörler ışık, sıcaklık, nem, toprak yapısı, pH diyebilirim. Mutasyon örnekleri söyleyelim bir de. Albino, yapışık parmaklılık, altı parmaklılık, Down sendromu, hemofili, orak hücreli anemi bir sürü örneği var. Modifikasyon, işçi arı, kraliçe arı veya Himalaya tavşanı, çuha çiçeği, kara hindiba, tenin bronzlaşması, kasların gelişmesi diyebiliriz. Hadi mutasyon modifikasyon konusu anlatıp örneklerini de yaptık. Güzel. Adaptasyon neydi? Çevreye uyum. Bir canının bulunduğu ortam koşullarına ayak uydurması, uyum sağlaması diyebiliriz. Mesela zebra. Çizgileri var kamufle olmak için. Bu kalemun. Renk değiştiriyor yine kamufle olmak için. Veya Kutup ayıları. Kürk rengi nasıl? Beyaz. Yine kamufle olmak için veya kulakları kısa, soğuk olduğu için. Çöl hayvanları, çöl tekisi, çöl faresi, kuyrukları uzundur. Nilüfer bitkisi, geniş yapraklıdır gibi 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 uzatabiliriz. Evet, en çok hata yapılan, en çok düşülen soru. Şimdi sizden istiyorum ki birinci zincirin ilk dört bazını bana yazın. Birinci zincirin ilk dört bazı. Birinci zincirin ilk dört bazı. Birinci zincirin ilk dört bazı. C, A, C, T geldi. Başka? Haydi bakalım o zaman. Birinci zincir. Şimdi birinci zincir derse direkt şu üstü almıyoruz. Tamam. 30'a düşmüyoruz. Ne yapıyoruz? Birinci zinciri takip ediyoruz. Lütfen arkadaşlar bu tarz bir soru gelebilir sınavda. Düşmeyelim. Birinci burası mı? Tamam hocam çizelim. Demek ki pembe olan. Pembe olanı yazıyorum. C A C T C A -C T. Sonra bakın yukarıdan gideceğim. Birinizin dedi diye sadece üst sırayı almıyoruz. Lütfen dikkat. C A T G. C A T G derim. Biter. Tamam. Evet Sena doğru galiba. Akraba evliliği sağlıklı gen buydu. Hastalık geni buydu. Akraba evliliği ne demekti? İki bireyinde taşıyıcı olması tek faktör faktörüm bu. E nasıl yani? Taşıyıcı demek melez demek aslında. Bakıyorum anne de baba da sağlıklı duruyorlar. Evet hastalık genleri genotipinde genlerinde var ama ortaya çıkaramıyor. Neden? Çünkü çekinik durumda. Çaprazlarsam. Büyük A, büyük A, büyük küçük, büyük küçük, küçük küçük. Yüzde yirmi beş ne olur sağlıklıdır. Yüzde elli taşıyıcıdır. Yüzde yirmi beşte o birey hastadır. Akrabalar arasında bir kan bağı akrabalık bulunduğu için da bu hastalık genlerinin bir araya gelme ihtimali normal evliliklere oranla yüzde yirmi beş fazladır. Peki hocam, her akraba çocuğu hasta mı? Hayır akrabalarda oran sadece daha fazla. Normal iki birey de evlenebilir. Akraba olmaya da bilirler. Onların çocukları hasta olabilir. Sadece akrabalarda aralarında kan bağı bulunduğu için bunların bir araya gelme ihtimali normal evliliklere göre daha fazladır. Evet rüzgar. Ya ben rüzgarı yapamıyorum. Rüzgarın yönü yok. Maddeleri soğuğu sıcağı karıştırıyorum diyen var mı? Ben anlamıyorum hocam. Bana karışık geliyor kafam karışıyor. Var mı? Evet, medom. Geçen seneden öğrencim. Şimdi doğru yerdesiniz. Şimdi birinci ünitede ne var zaten? Dünyanın şekli işte dört tarih, dört tarih ezber, dört tarih o kadar kolay anlattım ki yemin ediyorum iki dakikalık bir video bile değildir. Ama cuk diye anlıyorlar yok işte ezberleyeceğim. ısa enerji şurada az şurada çok gece süresi yok kısalır yok uzar yemin ediyorum o maddeleri ben hiçbirini bilmiyorum tek ben mantığını veriyorum en kolay yolunu en pratik yolunu veriyorum yemin ediyorum çok kolay lütfen gelin siz benden fen dinlememişsiniz dinlerseniz görürsünüz şimdi medon bilir bu sene beraber değiliz ama 4 Dört... tarihi anlatacaktım onları anlatmıyorum onlar Şimdi rüzgar nedir? Tanımıyla başlayalım. Rüzgar daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru ve yatay yönlü çok güzel sena hava hareketidir. Bu arada <laughs> ben de biraz soluklanayım. Hangi şehirlerden geliyorsunuz merak ettim. Hangi şehirler var? Bari nereden geldiğinizi yazın be. İnsaf ve Bursa, Sivas, Antep, Bursa, Bursa. Evet. Şimdi rüzgar nedir? Daima yüksekten alçağa veya soğuktan sıcağa esen yatay. Çapraz değil, dik değil, yukarı aşağı falan asla değil. Nedir? Yüksekten alçağa. Şimdi bakın karıştırıyorsak yemin ediyorum şimdi oturacak. Oturmazsa ben bir kez daha anlatırım ama güveniyorum kendime. Şimdi yüksek lütfen bu şekilde giderseniz hiçbir soru kaçırmazsınız. Yüksek basınç alanı, Ya hocam oklar nerede? E, güneş var nasıl soğuk? Yok şöyle yok böyle. Hepsini adım adım yapacağız. Yüksek basınç alanında. Bakın yüksek kelimesi bana okun nereden başlayacağını söylüyor. Şimdi geldim. Yüksek basınç okun nereden başlıyor? Yüksekten. O zaman yüksekten alçağa doğru oklarımı yaptım. Yanlara doğru gitsin. Alçak basınç alanında okum nereden başlıyor? Alçaktan. Nereye doğru? Yükseğe doğru çıktı. Tamam. Şimdi bir kafiye var. Alçak sıcak, alçak sıcak, alçak sıcak. O zaman burada hava nasıl alçak basınç alanında hava sıcak. O zaman yükseğe ne kalıyor? Hava soğuk. Zaten rüzgar yüksekten alçağa veya soğuktan sıcağa doğru hareket eden neydi? Yatay yönlü bir hava hareketiydi. Şimdi yavaş yavaş doluyor. Devam ettim. Şimdi hava sıcak. Hava sıcaksa aklıma ne gelir direkt? Güneş. Ama nemden kaynaklı. Aslında oradaki güneşin olmasının sebebi güneş değil. Havanın açık olduğunu söylüyor. O zaman hava sıcaksa, hava açıksa, hava çok güzel. Oh bulutlu mis gibi. Hava soğuksa ise Güneş yaptı. Bu da tamam. Zıtlığa geldik. Yeşil kullandım mı? Kırmızı da kullanmamışım gerçi. Alçak basınç alanında tam zıttı. Alçak basınç alanında hava nereye doğru gidiyor? Yukarı. Çünkü alçak basınç alanında oklarım alçaktan başladığı için nereye doğru çıkmak istiyorlar? Yukarı. Yani hava ne yapmak istiyor? Yükselmek istiyor. O zaman yükselici hava hareketi derim. Geldim yükseğe. E, yüksekte okum nereden başlıyordu? Hatırla. Yüksek basınç alanında okum yüksekten başlar. O zaman nereye doğru gidiyor? Aşağı. Aşağı ise ne diyorum? Alçalıcı hava hareketi. E baktım buraya. Bulut var mı? Bulut var. E bulut varsa yağmur yok mu? Var. Buraya geldim. Bulut var mı? Hayır, güneş var. E yağmur güneşten yağacak hali yok. E bulut yoksa yağmur da yoktur. Yüksekten alçağa, soğuktan sıcağa, alçak sıcak, alçak sıcak. Bu kadar. Şimdi chat sana sorum. Anlaşılmayan, kafanıza takılan. Ya hocam ben yine anlamadım. Kafam karışıyor, hala kafam karışıyor dediğiniz bir yer var mı? Varsa bir kez daha anlatırım. Yoksa devam edelim. Var mı anlaşılmayan bir yer? He? Var mı kafana takılan bir yer? Oturmayanlar oturdu mu kafanızda biraz daha? Yapamayanlar? Nem bulutun olduğu yerde yani alçak basınçta çiçeğim. Güzel. Bak dediğim gibi adım adım giderseniz medon. Şimdi adım adım giderseniz ve bu yolla giderseniz yemin ediyorum hata yapma ihtimaliniz yok. Ve şunu söyleyeyim. Rüzgar sorularında kesinlikle yanına yapın bunu hemen. Tamam. Hatta bir kez sizin için yapayım. Ders uzayacak. Benimle beraber buradasınız. Hemen atıyorum bir rüzgar sorusu geldi. Atıyorum şöyle bir ev var. Şurada ne bileyim ağaçlar var falan filan. Hatta beraber soru yapalım sizinle. Ders normalde 40 dakikaydı ama oyunu da oynatacaktım. Uzatsam mı acaba? Mesela muhteşem evim değil mi? Çizimlerim çok güzeldir aslında da şimdi yetişsin diye biraz böyle kötü çizdim. Atıyorum. Hadi beraber soru yapalım. Burası 30 derece olsun. Burası da 19 derece olsun. Bana böyle bir soru geldi. İşte şöyle 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 hiçbir şey söylememiş yönmen. Şıklar vermiş. İşte A bölgesi daha sıcaktır. B bölgesi soğuktur. A bölgesinde alçalacağı hareket vardır. B'den şöyledir falan filan. Bakın rüzgar soruları üzerine yazmadan yapma ihtimaliniz sıfır. Ben bile yazıyorum. Neden? Çünkü atıyorum ben de tam burası soğuk burası sıcak aşıkına doğru dedim. Sonra ki yükselici alçalıcı bir sürü ihtimal olduğu için bir sürü madde olduğu için hep sorular öncüler bunlar üzerinden geldiği için unutursunuz. Tekrar başa dön tekrar düşün falan gerek yok. Haydi beraber yapalım. Rüzgar nereden nereye? Bildiğim tek bir bilgi var soğuktan sıcağa. O zaman ağaçtan eve doğru. Atıyorum birinci öncü A'dan B'ye'dir. yedir. B'den A'yadır. Şimdi hemen yazıyorum bildiklerimi. Burası soğuk, burası sıcak. Bak hemen alçak sıcak, alçak sıcak, alçak sıcak. O zaman burası nasıl bir alan? Alçak basınç alanı. Burası nasıl bir alan? Yüksek basınç alanı. Tamam. Peki yüksekte okum nereden başlıyordu? Hemen bir düşüneyim. Okum yüksekten başlıyordu yüksek basınçta okum yüksekten o zaman nereye doğru gidiyordu aşağı demek ki hava alçalmak istiyor alçalıcı hava hareketi alçak basınçta hemen düşünüyorum hava nereden ok nereden başlıyordu aşağıdan o nereye doğru gidiyor yukarı o zaman hangi hareket yükselici hava hareketi alçak sıcak hava sıcaktı ama güneş yoktu çünkü bulut vardı e bulut varsa yağmur vardır. Burada hava soğuktu Güneş vardı, o zaman bulut yok. Bulut yoksa yağmur yoktur. Sana der ki rüzgar B'den A'ya doğrudur. Der ki B bölgesi daha soğuktur. Der ki A bölgesinde yükselici hava hareketi vardır. Der ki A bölgesindeki yağmur yağma ihtimali daha fazladır. Al sana soru, tertemiz bir soru. Rüzgar sorularını lütfen üzerine yazarak bu şekilde bildiklerini yazarak yap. Tamam? Soru nasıldı? Anlaşıldı mı? lütfen kurbanınız olayım lütfen dönüt verin bana anladık hocam deyin oldu deyin anlamadım deyin bir şeyler deyin oldu mu ağlayayım mı yalvarayım mı sizde? ne istiyorsunuz benden Evet geldim. Haydi bakalım sizdeyim. 20 Haziran Feyza adışım. 20 Haziran Kuzey Yarın küre hangi mevsim? Haydi bakalım. Kimler yapıyor bakalım? Kimler kazanıyor? Dersimi dinle. LGS'de 20'de 20. <laughs> Kendimi asacağım. Yaz diyenler kalbim ağlıyor şu an. Sedef, Sena, İsmail, Feyza. Şu an ağlatıyorsunuz beni. En çok düşünülen, en çok hata yapılan soru. Evet Pırılcığım. Şimdi. Beni dinlemiyorsunuz. Vallahi derslerime gelin dinleyin. Anlamazsanız. Ben size defalarca anlatırım da anlama imkanınız yok. Fen çok kolay aslında. Çok gereksiz bilgi var içerisinde. Boşuna ezberlediğiniz şeyler var. Bakın size yemin ediyorum. Hani dört tarih var ya işte 21 Haziran. de şu mevsim, bu mevsim gölge boyu artar, azalır. Gündüzler kısalır, uzar. Yemin ediyorum hiçbirini bilmiyorum ezbere. Çünkü gereksiz. Ben size mantığını öğretiyorum. Mantıkla zaten oturuyor. hiç ezberlemenize gerek yok. Yani beşer maddeden 20 madde boşuna kafanızı yormayın. Çünkü sizin daha çalışacağınız bir ton ders var. Şimdi yaz diye atlayan akıllı benim çocuklarım. 21 Haziran için ne diyorum? 21 Haziran'ın hatta 23 Eylül'e kadar. Ben diyorum ki 21 Haziran Kuzey Yarımküre için kış pardon yaz Güney Yarımküre için kış başlangıcıdır diyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Peki cümlede ben ne, ne dedim? 21 Haziran Kuzey Yarımküre için yaz başlangıcı dediysem bu tarih 20 Hazirana kadar. 20 Haziran 23 59'a kadar. Nedir? Aslında bir önceki tarihtir. Bakın. Bazen bize sorular direkt bu 4 tarih üzerinden gelir, özel tarihlerden. Bazen de sorular nasıl gelir bize? Atıyorum Temmuz der. 25 Nisan der. Sallar da sallar. Şimdi 20 Haziran bir kere. Her zaman bir öncekini düşün. Çünkü 21 Haziran altta 20 Haziran'dan sonraki gün 21 Haziran. Tamam, sıkıntı yok. Ama ben 21 Haziran için başlangıç diyorum. Demek ki 20 Haziran bir önceki tarihin o mevsiminin son gününü yaşıyor. 20 Haziran'dan önce ne var? 21 Mart mı var? Kalemi değiştireyim çok göz yormasın. Mor mor mor. 21 Mart'a geldim. Kuzey için ilkbahar başlangıcı, güney için sonbahar başlangıcı dedim. O halde kuzeyde ne yaşarım? İlkbahar. Güneyde ne yaşarım? Sonbahar. Gölge boyunun en uzun olduğu tarih Şimdi burada yok açı büyür yok açı küçülür şöyle böyle hiç gerek yok. Ters orantı tek bilgi. Gölge boyu sen çok olsun istiyorsan ne yapacaksın? Sıcaklığı en az seçeceksin. Sıcaklık ne zaman azdır? İlkbahar mı sonbahar mı? Sonbahar. E sonbahar nerede? Yarım küre dediyse cevabım nedir? Güney yarım küre. Dönence deseydi oğlak diyecektim. Çünkü biliyorum öğrendim. Y harfi anahtar kelimem yengeç yukarıydı. Isı enerji sana diyor ki işte 21 Aralık ısı enerji şöyledir böyledir azalır artar hiç gerek yok. Isı enerjisi dedim aklına direkt ne gelsin? Sıcaklık gelsin. İlkbahar mı sıcak sonbahar mı? İlkbahar sıcak. Yarım küreyi sormuş o zaman cevabım kuzey yarım küre. Bana deseydi dönence yengeç diyecektim. Tamam. Ya ben size uçaklı soru çözmek istiyordum. Çözemedim. Oyunla yapmak istiyordum onu da yapmadım. Çünkü süremi çok fazla aştım. Evet arkadaşlar. Ben Feyza Hoca ders bitiriyorum. Şimdi. Açayım mı? Onun bilgisini ben bilmiyorum ki ya. Bir dakika ve sorsam hemen. Arkadaşlar. Ben gerçekten çok kolay bir ders. Şimdi ya sayısal hocam yok şöyle yok böyle. Bir yandan şu bilgi öğrenmem lazım. Şimdi şöyle. İşte fen sayısal yahu matematik çok zor, fen çok zor yapamıyorum, sayısal anlamıyorum. Yemin ediyorum değil bakın yani biliyorum zor bir süreçtesiniz biliyorum çok fazla ezber yapmanız öğrenmeniz test çözmeniz tekrar yapmanız gereken birçok konu birçok kavram var her konu yeni mesela atıyorum 7 feni ile 8 fen arasında dağlar var. 7 feninde tek benzerlik olan şey ne? Kedi geni. Kromozom, DNA, gene. O da üçünü çok yüzeysel verdik. Kromozom dedik şöyle. DNA'nın yapı, görev dedik. Bitti. Şimdi onların da detayları var önceki konu önceki seneyle atıyorum direkt bir benzeri olsa neyse. Ama geçen sene ne gördük de Yok uzay roketi, yok meki falan. Şimdi ne görüyoruz? Mevsimler iklim apayrı. Ve öğrenmeniz gereken çok fazla şey var. Amacım her zaman fen'i sevmeyen, fen yapamayan öğrencileri bir üste çıkarmak. Ve mesela Medo bilir. Geçen sene öğrenci demiş. Fen'i sevmiyordu. Fen'i yapamıyordu. Ama Medo'nun en sevdiği ders oldu. Yani söyleyeceğim şu o kadar fazla çalışmanız yapmanız gereken şey var. Mesela ben öğrenciyken nasıl çalışırdım? Ben sözel çok sevmezdim. E sevmediğim için de uzun uzun ya çalışayım ya şey yapayım falan çok zorlardı beni. Ne yapardım? Bir konu atıyorum rüzgar mı anlamıyor muyum? Onu en basit hale getirirdim. Şimdi öğrencilik durumunda bildiğim için ben size bir konuyu en temel en sade şeklinde veririm. E, bu da şey demek değildir. Ya işte hoca bize çok küçük bir bilgi verdi geçti. Hayır alakası yok. O konu neyse kazanımı LGS'de nasıl çıkıyorsa ne yapmamız gerekiyorsa o bilgi yani verdiğim bilgiyle atıyorum iklim mi anlattım verdiğim en kısa bilgiyle iklim sorusunu çözmeme gibi bir ihtimalin yok çözememe gibi bir durumun neden çünkü uzun uzun yazdırmıyorum mesela bilenler bilir atıyorum iklim ve hava olayları iklim için 3 sayfa hava olayları için 5 sayfa şey var hiç gerek yok iklim ve hava olayla şöyle bir tablo veriyorum farklarıyla geniş şöyle 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 bitti o upuzun bilgilere çalışmana gerek yok. Hava olayları mesela. Şuraya geçeyim de. Mesela hava olayları. Çok fazla karıştırılıyor. Anahtar kelimelerim var. Sana kristal diyorum. Ne geldi aklına? Kar. Yeryüzü deseydi kıra olacaktı. Yüzey bulutları derse direkt sisi. Yapıştır cevaba. Yani o kadar sisin belki 6-7 satır tanımı var. Ezberleme. Gerek yok. Çünkü unutursun. Kafan karışır. O yüzden gerek yok. Mesela matematik. Ya ben matematik yapamıyorum. Matematik şöyle, matematik böyle. Atıyorum sana bir karekök sorusu. Sana bir karekök sorusu verdi, cerçur. Şu soruyu herkes yapabilir. E, ne yapıyor o karekök sorusunu bir hikayeye döküyor oluyor soru sana a böyle yarım sayfa, bir sayfa. Aslında sana buradaki yeni nesil kısmını, hikaye kısmını anlasan o soruyu tüm LGS öğrencileri herkes yapar. E ne yapıyor? Konu zaten atıyorum karekök, atıyorum mevsimler, atıyorum cümlenin ögeleri. Ne yapıyor? Onu biraz daha zorlaştırmaya çalışıyor. Çünkü zaten bu kolay soruyu herkes yapar. Ne yapıyor? Aynı zamanda Türkçe bilgini ölçüyor, hızını ölçüyor gibi gibi gibi. O yüzden yani sizi yormadan mesela normal yüzde derslerde de asla sayfalarca yazdırma. Sen de atıyorum birinci ünitede maksimum 3 sayfadır benim notum. Çünkü en kısa, en, bil, en net, en kolay bilgiyi veririm ona çalışırsın çok fazla tekrar yaparım bir konuyu bir öğrenciye veya o gruba öğretmek için çok çabalarım aynı zamanda her konu sonucunda sonunda Meclis'e ekleme bitirdim. LGS son 5-6 yıl çıkmış sorun hepsini çözerim. Defalarca çözerim. Çünkü bir havuz var. Belli yani soru tipi. Geçen senenin bir benzerini soruyor. Soru analizleri çok güzel yaparız. Her ders sonunda muhakkak o öğrendiğimiz bilgilerle ilgili pekişsin diye doğru yanlış test, boşluk doldurma, yeni nesil çıkmış sorular bakarız. Ve en sonda bir oyun oynarız. Oyunla beraber hem eğlenceli hem eğlenerek hem öğrenerek dersi tamamlarız. Bu oyundaki amaç da size sevdirerek o konuyu öğretmek ve artık o bilgiyi tam olarak tutabilmek akılda. Çok konuştum, çok yoruldum. Mesajda gelmedi, derste de uzatamayacağım galiba. Tanıştığıma memnun oldum arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum bu dersi dinlediğiniz için yüzde onluk bir indirime sahipsiniz. Bu tanıtım dersiydi tek bir derste. Geldi zaten linkimizde. Ee, kayıt olmak istiyorsanız eğer linkten bilgi alabilirsiniz veya arayıp bilgi alabilirsiniz detaylı bir şekilde. Gibi gibi gibi. Evet. Var mı benden istediğiniz bir şey? Bu arada... Kayıt olmayı düşünenler için de Nisan gibi derslerim bitecek benim. Şu an e, yarın dersim var. Salı günleri oluyor derslerim. Bu yarınki dersim üçüncü dersim. Birinci ve ikinci derslerde birinci hafta ben mevsimler iklim konusunu bitirdim. Sorularımı çözdüm. Çıkmış sorulara da baktık. Geçen salıda ikinci ünite mutasyona kadar geldik. Yarın ikinci üniteyi bitireceğim. Yine soruları çözeceğiz. Nisan gibi de 7 üniteyi bitiriyorum. Nisandan sonra kampa başlıyorum. Kampta işte sınavdan 2-3 hafta öncesine kadar bitiyor. Sonrasında genel tekrar, soru çözümü, soru çözümü, genel tekrar tarzında devam ediyor. Bu şekilde. Eğer anlaşılmayan konuları anlatabildiysem, size aktarabildiysem, kafanızda soru işareti kalmadıysa Artık veda edeyim. Var mı? Yani umarım bu kaç dakika oldu? Bu 52 dakika verimli olmuştur. Genellikle sınav örnekleri çözdüm ama kendi hazırladığım sorular da paylaştım. Bu ders bence yazılı için güzel bir dersti. Konuların çok detayına giremedim süremden dolayı ama yine soru üzerinden konuları da anlattım. Umarım anlaşılmayan konular anlaşılmıştır. Sizleri yarın dersinde görmek isterim. Tanıtım dersi olduğu için bir derste süreyi çok açtım ama. Şimdi bitiriyorum dersi. Var mı benden istediğiniz bir şey? Yoksa sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Hepinizi öpüyorum. Yollarımız birleşmese bile LGS'de şimdiden çok başarılar. Çalışın, çalışın. Tek yol, bol tekrar soru, bol tekrar soru. Tamam mı? Soruları muhakkak çözün ve çözdüğünüz soruları kontrol edin. Kontrol etmezsen, yanlışına boşuna dön boşa dönmezsen, istersen günde bin soru çöz, sana hiçbir şey ifade etmez. O yüzden lütfen kısa tekrar ve bol soru. Ankaralıyım Feyza. Tamam mı? Tamamdır. Belge seçimden başarılar diliyorum. Sizleri seviyorum. Tanışma çok memnun oldum. Yarın dersime de bekliyorum. Gelin. Feni aşalım. 20'de 20 yapalım. Olur mu? Haydi öpüyorum. Artık ben gidiyorum. Bana ayrılan sürenin çoktan sonuna geldik. Gönül isterdi. Oyunda oynayalım ama yapamadık. Tamam. Öpüyorum hepinizi arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Nasıl da son bir yorumunuzu alayım. Dersle ilgili yorumunuz neydi? Onu da alayım gidiyorum. Oldu mu? Veya anlaşılmayan konular anlaşıldı mı? Verimli geçti mi? Ama dönütsüz bir grup ben üzülüyorum. O kadar sabahtan beri sizin için çabalıyorum. Hiçbir şey yazmıyorsunuz. Tamamdır chat. Kendinize dikkat edin. Umarım beraber bir sene götürürüz. Olmazsa da canınız sağ olsun. Haydi öpüyorum ben kaçtım arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.